benim yolumu izleyenlere nasihatimdir. Nefsinizi daima töhmet altında tutunuz ve ona uymayınız. Başardığınız işlerden nefsinize pay çıkarmayın. Her kim bunda muvaffak olursa Allah-u Teala ona bu işinin mükafatını, karşılığını verir. Salih amel işlemeye muvaffak olur, buna tahammül ve güç bulur. Yaptığı her işi Allah-u Teala'nın rızası için yapmaya başlar. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, kendisine kadar Hacegan yolu olarak anılan tarikatı Nakşibendi yapan, yani tarikata kendi adı verilen Veliler Serdarı bir İslam mutasavvıfıdır. 1318 yılında Veliler Diyarı olarak bilinen Buhara'ya yakın Kasr-ı Arifan köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Muhammed'dir ve soyu İmam-ı Cafer-i Sadık vasıtasıyla kainatın efendisi Peygamberimize kadar ulaşır. Dünyaya geldiği tarih, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine rastlar. Dünyaya geldiği Buhara şehri ise, yakın geçmişte Moğollar tarafından yağmalanmış, ancak bölgede hakim olan İslam kültürü ortadan kaldırılamamıştır. Asıl adı Muhammed olan Bahaeddin Nakşibendi, kurduğu tarikatın mensuplarınca özellikle Türkiye'de Şah-ı Nakşibendi unvanıyla anılır. Şah kelimesi, gönül sultanı anlamına gelen bir saygı ifadesidir. Nakşibend unvanının ne zaman ve nasıl verildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Devamlı olarak hafi, yani İçten ve gizli zikrin kalpte bıraktığı nakşa bir işaret olduğu söylenmiş ve bu yorum genel kabul görmüştür. Tarikatın zikri hafiyi ve rabıtayı esas almış olmasından kaynaklandığı da söylenmektedir. Bahaeddin Nakşibend'in özelliklerinden biri de üveysi olmasıdır. Tasavvufta kişinin kendisinden önce vefat etmiş herhangi bir şeyhten feyz almasına üveysilik yolu adı verilir. Onun bu unvanı almasının sebebi de kendisinden önce yaşamış bir şeyhe gıyaben ve ruhaniyet yoluyla bağlanmış ve ondan bu yolla manen faydalanmış olmasıdır. Zira o, tarikat adab ve erkanını öğrenmekte olduğu yetişme döneminde, mana aleminde meydana gelen veya rüya aleminde oluşan bir buluşma neticesinde bir asır önce vefat etmiş olan Abdülhalik Gucduvani'nin ruhaniyetine teslim olmuştur. Tarihi kaynaklara göre Bahaeddin Nakşibendi Hazretleri 3 günlük bebekken Hacegan tarikatı şeyhlerinden Muhammed Semmasi tarafından evlatlık alındı. Nakşibendi Hazretlerinin babası bu olayı şu şekilde nakleder. Oğlum Bahaeddin'in doğumunun üzerinden 3 gün geçmişti. Ben de Muhammed Semmasi Hazretlerine karşı muhabbet ve görüşme arzusu vardı. O sırada benim hatırımdan
bu oğlumu o manevi devlet sahibine götürüp duasını ve manevi alakasını istemek geçti. Bahaeddin'i alıp Muhammed Baba Hazretlerinin huzuruna çıktım. Hoca Hazretleri 3 günlük Bahaeddin'i elimden alıp bağrına bastı ve bana hitaben "Bu bizim evlatlığımızdır. Biz bunu kabul eyledik." dediler. Bahaeddin Nakşibendi'nin gençlik yılları hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Ama çocukluğundan itibaren kendisinde manevi gelişimini gösteren haller görüldüğü, kaynakların verdiği bilgiler arasındadır. Küçük yaşlardan itibaren Kur'an'a ve Peygamberimizin güzel ahlakına harfiyen riayet ettiği gözlemlenmekteydi. Gençliğinden itibaren kendisini gösteren manevi zenginlik alametlerini, iç dünyasını ve bu yoldaki istidadını kendisi şöyle anlatır. Gençliğimde 3 arkadaştık. Benim gayem ve büyük amelim Allah'tan başka şeylerin hepsinden, yani masivadan geçip hakka ve hakikate vasıl olmaktı. Bu niyetim halis olmalı ki Allah'ın lütuf ve yardımı yetişti. Bu niyetime binaen Cenab-ı Hak bana ihsanlar nasip etti. Elhamdülillah. Ancak Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin nefsiyle olan mücadelesi hiç de kolay olmamıştı. Arkadaşları kendisini Allah yoluna adamasına engel olmaya, onu çeşitli vesilelerle dünyaya çekmeye çalışıyorlardı. Nakşibendi Hazretleri o günleri şu şekilde aktarıyor. Cenab-ı Allah lütfu inayetiyle bana kapılarını açtıktan sonra eski dostlarımdan, önceki hayatımdan arkadaşlarım bir gece yolda önüme çıktılar. Beni kendi yollarına uydurmak için çok çalıştılar. Hayli sitem edip aralarına katılmam için ısrarda bulundular. Onlara şu ayeti kerimeyi okudum. Allah, insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa artık onu kısıp tutacak yoktur. Her neyi kısar tutarsa artık onu da ondan sonra salıverecek yoktur. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet onlara o kadar tesirli oldu ki tüm arkadaşlarım tevbe edip hak yoluna girdiler. Şeyhi ve babası Muhammed Semmasi, devrin İslam alimlerini tanıtmak ve sohbetlerinden faydalandırmak üzere Bahaeddin Nakşibendi'yi çeşitli vilayetlere götürüyordu. Bu vilayetlerden biri de Semerkant'tı. Buhara'da bir süre kaldıktan sonra Buhara'ya yerleştiler. Buhara'da Bahaeddin Nakşibendi'ye manevi değeri çok büyük olan bir nevi liyakat nişanı olarak görülen bir külah veya sarık hediye edildi. Bu hediye onu onurlandırmış, yoluna şevkle devam etmesini sağlamıştı. Bahaeddin Nakşibendi bu dönemde aynı zamanda hükümdarlık da yapan Şeyh Halil Ata ile beraberliği oldu. Halil Ata'nın bazı bozguncular tarafından hükümdarlıktan düşürülmesi nedeniyle dünya işlerinden iyice soğuyan Bahaeddin Nakşibendi, Buhara'nın köylerinden Zivertun'a yerleşti.
Bahaeddin Nakşibendi, Buhara'da ruh dünyasına ve manevi hayatına yeni bir boyut kazandıracak bir olay yaşadı. Kaynaklarda yer alan bilgiye göre bir gün Buhara'daki kabristanlığı gezerken, yakın zamanda vefat etmiş olan ilk mürşidi Semmasi'den çok önce vefat etmiş şeyhe kadar ulaşan bazı sufileri mana aleminde müşahede etti. Bu olayı Bahaeddin Nakşibendi'nin kaleminden naklediyoruz. Kararsız halde bulunduğum günlerimde Buhara'da geceleri mezarlıkları dolaşırdım. Yine böyle bir gecede üç mezarın yanına gittim. Manevi alemde her mezarda yanan bir kandil gördüm. Sonra bir kabre vardık. Teveccüh namazını kılarken şöyle bir durum müşahede ettim. Manevi alemde kabrin kıble duvarı yıkıldı ve bir kürsü görüldü. Üzerinde bir zat oturuyordu. Etrafını kalabalık bir cemaat sarmıştı. O cemaat içinden sadece Muhammed Semmasi Hazretlerini tanıdım. O tahtın üzerinde oturanın kim olduğunu sordum. Bana, Hacı Abdülhalik Gücdüvani'dir dediler. Bunun üzerine Hacı Hazretlerinin elini öpmek için perdeyi kaldırma izni istedim. Buna izin verdiler. Perdeyi kaldırarak Hacı Hazretlerinin elini öptüm. Bu olay, Bahaeddin Nakşibendi'nin manevi hayatında büyük bir gelişmeye vesile oldu. Nesef'te Seyyid Emir Külal Hazretlerinin hizmetinde 7 yıl bulunarak sohbetinden faydalandı. Bahaeddin-i Buhari Hazretleri şöyle anlatır. Bir kış günüydü. Beni bir cezbe hali kapladı. Kendimden geçip kırlarda, sahra ve dağlarda yalın ayak, başı açık gezip dolaşmaya başladım. Ayaklarım yarılıp parçalandı. Bu haldeyken bir gece hocam Emir Külal'le sohbet etmek arzusu uyandı. Bu arzuyla huzuruna gittim. Talebeler etrafında toplanmış, hocam da baş tarafta oturuyordu. İçeri girdim, aralarına katıldım. Emir Külal, "Bu kimdir?" dedi. "Bahaeddin'dir," dediler. Talebelerine beni meclisten dışarı çıkarmalarını söyledi. Onlar da beni dışarı çıkardılar. O zaman nefsim son derece azdı ve taşkınlık yapmak istedi. Az kalsın nefsim irademe galip geliyordu. Fakat Allah-u Teala'nın ihsanıyla nefsimi serkeşlikten ve itirazdan men ederek, "Ey nefs! Ben bu horlanmayı Allah için kabul ettim. Beni Allah-u Teala elbette bundan dolayı mükafatlandırır," dedim. Sonra başımı Emir Külal Hazretlerinin kapısının eşiğine koydum. Sabaha kadar öyle kaldım. Üzerime kar yağdığı halde kalkmadım. Sabah namazı vakti Emir Külal ayağını kapının eşiğine atınca karlar arasında kalan başıma bastı. Beni o halde görünce teveccühte bulunup müjde verdi. İçeri alıp teselli ederek ayaklarımdaki dikenleri mübarek elleriyle çıkardı. Yaralarıma ilaç sürdü. "Oğlum, bu saadet libası yani elbisesi ancak sana layıktır," buyurdu. Ruhani feyiz işte bende o zaman hasıl oldu. Şimdi her sabah evimden mescide çıkarken bir talebemi o halde görmek isterim. Fakat şimdi talebe kalmadı. Hepsi şeyh oldu. Sonra da onun izniyle Mevlana Arif Dikkerani'nin sohbetine devam etti. 7 senede onun yanında kaldı. Bundan sonra Kusam Şeyh ve Halil Ata'nın sohbetlerinde bulundu. Bir müddette Halil Ata'nın yanında kaldı. Ayrıca Mevlana Bahaeddin Kışlaki'den hadis ilmini öğrendi. Tasavvufta ve diğer şeriat ilimlerinde kendini yetiştirdi. Bu tahsil devresini ve tasavvufta yetişmesini bizzat kendisi şöyle nakletmiştir. Çocukluktan buluğ çağına kadar büyük hocam Muhammed Baba Semmasi'nin sohbetinde bulundum. 18 yaşına girdiğim sırada dedem beni evlendirmek istedi. Hocam Muhammed Baba Semmasi'yi düğünüme davet etmek için beni Semmas'a gönderdi.
semmasa ulaşıp hocamı görmekle şereflendim ve elini öptüm. Sohbetinin bereketinden bende öyle bir hal hasıl oldu ki devamlı hocamın sohbetine can atıyordum. O gece kalbimdeki bu arzu ve istekle gece yarısından sonra kalkıp abdest aldım ve hocamın mescidine gidip iki rekat namaz kıldım. Başımı secdeye koyup çok dua ettim. Dilimden şu dua çıktı: Allah'ım, bana bela yükünü çekmeye kuvvet ver. Mihnet ve muhabbetini çekmeye takat, güç ver. Sabah olunca hocamın huzuruna geldim. Bana bakıp, evladım, duada, Ya Rabbi, razı olduğun şeyi bu zayıf ve güçsüz kuluna fazlın ve kereminle ihsan et demelidir. Çünkü Allah-u Teala'nın rızasını kazanan kimseye bela gelmez. Eğer Allah-u Teala hikmet-i ezelisiyle sevdiği bir kuluna bela gönderirse, kendi inayetiyle o kuluna kuvvet ve tahammül ihsan eder ve o belaya tutulmasının hikmetini bildirir. Bela istemekte güçlük vardır, buyurdu. Bilindiği gibi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri hükümdar Timur döneminde yaşamıştı. Timur, din adamlarına, şeyhlere ve İslam alimlerine saygılı davranmaya gayret gösterirdi. Ancak Nakşibendi dergahı bazı nedenlerden dolayı unutulmuş ve bazı baskılara maruz kalmıştı. Nakşibendi Hazretlerinin dergahının itibarını çekemeyen bazı kişilerin kışkırtması üzerine siyasi otorite, Hacı Bahaeddin'in itibarını kırmak için harekete geçti. Onun kitap ve sünnete uygun olmayan davranış içerisinde olduğunu iddia ettiler. Bu dedikodular üzerine büyük bir ulema ve halk topluluğu karşısında büyük veliyi sorguya çekmek istediler. Hacı Hazretleri küçük düşürülmek için yapılan bu sorgudan yüzünün akıyla çıkmıştı. Yolunun Kur'an ve sünnete uygun olduğu halk tarafından kabul edildi. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ölümü çok anardı. Özellikle hayatlarının sonlarına doğru, dostların gittikleri o ahiret alemi gayet hoştur derdi. Ölümünden kısa bir süre önce müritlerine, halifelerinden Hace Muhammed Parsa'ya tabi olmalarını vasiyet etti. Bu dünyaya gelen her fani gibi o da ölümü tadacaktı. 2 Mart 1389'da 73 yaşında Kasr-ı Arif'inde vefat etti. Cenazesinde şu beytin okunmasını istemişti: Bizler bir alay müflisleriz. Her şeyini yitirmişleriz. Senin katına ve ihsan kapına gelmişiz. Cemalinin güzelliğinden Allah için bir şeyler isteyen dilencileriz. Son anlarını Hoca Alaaddin Gücdüvani anlatıyor. Son hastalığında Hoca Hazretlerinin yanındaydım. Ölüm halindeydi. Beni görünce hemen sofrayı getir yemek ye buyurdular. Ben de emre uymak için iki lokma aldım. O sırada herkesin merak ettiği konu Hacı Hazretlerinin ardından müritleri kimin terbiye edeceğiydi. Hacı Hazretleri ise bunun kendi elinde olmadığını söyledi. Hacı Hazretlerinin hizmetlerine bakan yakınlarından
Hoca Ali Damat anlatıyor. Son günlerinde bana kabrini kazmak emrini verdiler. Emri yerine getirdikten sonra huzuruna geldim ve içimden kendisinden sonra kime tutunacağımızı düşünmeye başladım. Birden başını kaldırıp buyurdular. Söz odur ki Hicaz yolunda söylemiştim. Her kim bizi diliyorsa Hacı Muhammed Parsa'ya nazar etsin. Böyle dedikten iki gün sonra beka alemine göçtü. Bahaeddin Buhari Hazretleri orta boylu, mübarek yüzü buğday rengine yakın olup yanakları kırmızıya yakındı. İki kaşı arası açık, gözleri sarıyla ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çok idi. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları Peygamber Efendimizin konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkahayla gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini 20 kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü. Kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda heybetinden karşısında durulmaz olurdu. Şemaili, görünüşü birçok bakımdan Resulullah Efendimiz'e benzediği gibi sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyyeye uygundu. En başta gelen talebelerinden Alaeddin-i Attar şöyle anlatmıştır. Hacı Bahaeddin Nakşibend Hazretleri o derece fakirdi ki, evlerinde kış günleri namaz kılmak için yere serecek bir şey bulunmadığından eski bir kilim serip onun üzerinde namaz kılarlardı. Maişet ve geçimlerine bir çekirdek bile haram karıştırmazlardı. Kendilerinin ve aile efradının helal yemesine çok dikkat ederdi. Şüphelendiği herhangi bir şeyden uzak dururlardı. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve ibadetlerdir buyrulan hadis-i şerifi sürekli çevresindeki insanlara aktarırlardı. Fakir olmalarına rağmen lütuf ve keremleri bol olup cömerttiler. Bir kimse bir hediye getirse, mümkünse getirilen hediyenin iki misli kıymetinde bir hediye verirlerdi. Tanıdığı veya tanımadığı bir kimse evlerine ziyarete gelse, güler yüzle karşılar, nezaketle yol gösterir, evde ne bulunursa ikram ederlerdi. Misafirlerine bizzat kendisi hizmet ederdi. Eğer ev soğuk olursa, kendi giyeceğini ve yatağını misafire verirdi. Misafirin hayvanı varsa, hayvanın yemini ve suyunu verirdi. Nafakasını çalışarak temin ederdi. Bunun için eker, biçerdi. Bir miktar arpa, biraz da hayvan yemi eker kaldırır, bununla geçinirdi. İşinde bizzat kendisi çalışır, bütün işlerini görürdü. Zamanında alim ve salih kimseler ziyaretine gelip, halis ve helal yemek yiyelim diye onun yemeklerini yerlerdi. Çoğu zaman ekmeği kendi pişirir ve sofra hizmetini kendi yapardı. Yemek yerken, sofra başında kendinizi Allah-u Teala'nın huzurunda biliniz, onun verdiği nimeti yediğimizi unutmayınız buyururdu. Cemaatle toplu halde yemek yerken, içlerinden biri gafletle ağzına bir lokma alsa, önündeki yemeği Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu unutmadan ye
Allah-u Teala'yı hatırla, başka şeyler düşünme. Allah-u Teala sana senden yakındır, onu düşün buyururdu. Bir yemek gafletle, öfkeyle veya zorla pişirilse, o yemekten kendisi yemez, yedirmezdi. Bahaeddin Buhari Hazretlerine "Bu dereceye nasıl ulaştınız?" diye sual olununca, "Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla" buyurdu. Yine buyurdu ki, "Bizim yolumuz sohbettir. Sohbet, bir kimsenin arkadaşında fani olmasıyla, arkadaşını kendine tercih etmesiyle hasıl olur. Bizim sohbetimizde bulunan kimseler arasında, bazılarının kalplerindeki muhabbet tohumu başka şeylere bağlılığı sebebiyle gelişmez, büyümez. Biz böyle kimselerin kalplerini başka şeylere olan bağlılıktan temizleriz. Bizim sohbetimizde bulunanlardan bazılarının da kalplerinde muhabbet tohumu yoktur. Biz böyle olanların kalplerinde muhabbet hasıl etmek için çok himmet ederiz, yardımcı oluruz." Bir kimse nefsine muhalefet etmeye muvaffak olursa, ameli az da olsa nefsinin isteklerine boyun eğmemeye muvaffak olduğu için şükretmesi lazımdır. Ebdallerin makamını isteyen kimsenin halini değiştirmesi, yani nefsine muhalefet etmesi lazımdır. Bizim yolumuz Allah-u Teala'nın gösterdiği kurtuluş yoludur. Çünkü bu yol, Kur'an'a, sünnete uymak ve ashab-ı kirama tabi olmaktır. İşte bu sebeple bizim yolumuzda az zamanda çok kazanç elde edilir. Fakat bu sabır ve tahammül ister. Biz, bizim yolumuza girenleri istersek kolayca çekmeyle, dilersek bir başka usulle terbiye ederiz. Çünkü rehber olan alim bir tabibe benzer. Hastanın hastalığını, derdini tespit eder ve ona göre ilaç verir. Kalbinde bize karşı meyli ve muhabbeti olanlara muhabbet tohumu ekip gece gündüz onu terbiye etmemiz bizim vazifemizdir. Muhabbet için uzakta olmak fark etmez. Bahaeddin Buhari Hazretlerine "Siz nasıl bir yolda bulunuyorsunuz?" diye sual sorulunca buyurdu ki, "Ancak arif olanların istifade edebileceği bir yolda bulunuyoruz. Bu yol da üç şeyden ibarettir. Bunlar murakabe, müşahede ve muhasebedir. Murakabe, bu yola giren kimsenin her şeyi bırakıp Allah-u Teala'ya dönmesidir. Murakabe ehli pek azdır. Onlar da gizlidir. Biz şu neticeye vardık ki, murakabeyi elde etmenin yolu nefse muhalefet etmektir. Müşahade, gayb aleminden gelir ve kalp üzerine işlenen bir tecellidir. Celali veya cemali olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Muhasebe, bizim yolumuzda olan kimse düşünüp araştırır. Kendini hesaba çekip bakar. Geçmiş zamanı gafletle mi, huzurla mı geçti? Eğer huzurla geçmişse o kimsenin vakti değerlendirilmiştir. Allah-u Teala'ya hamd etsin. Eğer geçen zaman gafletle geçmişse o kimse vaktini zayi etmiştir. Yapacağı iş, geleceği için tedbirli olup tövbe etmektir. Arif olanlar, bu üç hususa riayet ettikleri için pek çok fayda elde ederler.
Yolun esası kalbe teveccühtür. Kalple de Allah-u Teala'ya teveccühtür. Kalple çok zikretmektir. Farz ve sünnetleri eda etmektir. Yeme, içme, giyme ve oturmada, işlerde ve adetlerde orta derecede olmaktır. Kalbi kötü düşüncelerden, vesveseden korumaktır. Bu yoldan maksat ve ele geçen şey Allah-u Teala'nın devamlı huzurunda olmaktır. Ashab-ı kiram zamanında buna ihsan denilmişti. Bu yolda ilerleme esnasında nefsin arzularını yok etmek, nurlara ve hallere gömülmek, fena ve beka makamlarına ulaşmak, üstün ahlakla ahlaklanmak gibi 10 makam ele geçer. La ilahe illallah kelimesini söylemenin hakikati, Allah-u Teala'dan başka ne varsa hepsini yok bilmektir. Onlar kimseye kılıç vurmaz. Bahaeddin Buhari Hazretleri, kendisine karşı edepsizlik yapan birine kızmayıp tebessümle karşıladı. Fakat edepsizlik yapan kimse büyük bir derde düşüp helak olacak hale geldi. Hatasını anlayıp tövbe etti. Bahaeddin Buhari Hazretleri bir ara o adamın evinin önünden geçerken içeri girip halini sordu. Allah-u Teala şifa vericidir. Korkma, iyileşirsin dedi. O kimse bu söz üzerine kalkıp, ''Efendim, size karşı edepsizlik ettim, hatırınızı incittim, beni affediniz.'' dedi. Bunun üzerine Bahaeddin Buhari Hazretleri buyurdu ki, ''Kalbimiz o zaman incindi, fakat şu anda gönül aynası tertemiz. İyi bil ki mürşitlerin, yol göstericilerin kılıcı, kınından çıkmış yalın bir kılıçtır. Ama mürşid merhamet sahibidir. Kimseye kılıç vurmaz. İnsanlardan belasını arayanlar gelip kendilerini o kılıca vururlar. Edep. Bahaeddin Buhari Hazretleri bir sohbetlerinde buyurdu ki, bizim yolumuzdaki kimselerin şu edebi gözetmesi gerekir. Birincisi, Allah-u Teala'ya karşı edeptir. Yani, zahiri ve batınıyla tamamen kulluk içinde olmalı. Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınması ve Allah-u Teala'dan başka her şeyi, masivayı terk etmesidir. İkincisi, Resulullah Efendimiz'e karşı edep. Bu da, iş ve hallerde ona uymaktır. Üçüncüsü, hocasına karşı edep. Çünkü kendisinin Peygamberimize uymasına hocası vasıta olmuştur. Bu bakımdan hocasını hiçbir zaman unutmamalıdır. Bahaeddin'e uy. Alimlerden biri, Bahaeddin Buhari'nin talebelerinden bir grupla Irak'a gitti. O anlatır. Yolda Semnan şehrine varınca, burada ismi Seyyid Mahmud olan mübarek bir kimsenin bulunduğunu ve hocamızı çok sevenlerden olduğunu duyduk. Topluca onun ziyaretine gidip, hocamıza bağlılığının sebebini sorduk. Dedi ki, Resulullah Efendimiz'i rüyada gördüm. Çok güzel bir yerdeydi. Yanında heybetli bir zat vardı. Ben Resulullah'a tevazu ve edeple yaklaşıp, sohbetinizle şereflenemedim. Bereketli zamanınızda ve huzurunuzda bulunamadım. Bu büyük ve eşsiz saadeti kaçırdım. Şimdi ne yapayım diye arz ettim.
bana, bereketime ve beni görmek faziletine kavuşmak istersen Bahaeddin'e uy buyurdu. Sonra yanında duran mübarek zatı işaret etti. Bundan önce Bahaeddin Buhari'yi görmemiştim. Uyanınca ismini ve şeklini, şemailini bir kitabın üstüne yazdım. Uzun zaman sonra bir manifaturacı dükkanında oturuyordum. Nurlu ve heybetli bir zat gördüm. Geldi ve dükkanda oturdu. Yüzünü görünce o simayı hatırladım. Birden bende büyük bir hal ve değişme oldu. Kendimi toparlayınca evime gelip şereflendirmesini rica ettim. Kabul buyurdu. Kalktık, o önde, ben arkalarında yürüdük. Bizim eve gelinceye kadar hiç dönüp bana bakmadı. Ondan gördüğüm ilk keramet buydu. Çünkü o, bizim evin nerede olduğunu daha önceden bilmiyordu. Doğruca bizim eve gitti. Sonra kütüphanemin bulunduğu odaya girdi. Çok kitabım vardı. Elini uzatıp bir kitap çıkardı. Bana uzattı ve ''Bu kitabın üzerine ne yazdın?'' buyurdu. Bir de ne göreyim, 7 sene önce gördüğüm ve tarihini yazdığım rüya orada yazılıydı. Bu kerametlerinden daha ilk anda bende büyük bir hal hasıl oldu. Kendime gelince bana lütufla mukabele edip beni talebeliğe kabul buyurdu ve kapısında hizmet edenlerin saadetiyle şereflendirdi. Nakşibendi Terbiye Okulu, Hicri 791, Miladi 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek Nakşibendilik diye anılmaktadır. Bu terbiye yolu ve usulü Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile başlamış değildir. Kendisi bu yolun usul, adab ve feyzini önceki büyüklerden almıştır. Bu terbiye yolunun usul ve adabı, silsile yoluyla Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'e ve ondan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşmaktadır. Terbiyenin başında ve merkezinde alemlere rahmet olan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunmaktadır. Bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zikir ve ilahi muhabbettir. Bu zikir ve terbiye yolu tarih içinde gelen mürşitlerin ismiyle farklı adlarla anılmıştır. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ten sonra bu yola Sıddıkiye ismi verildi. Hazreti Bayezid Bistami Kuddise Sırruhu'ya kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra Tayfuriye ismi verildi. Tayfir, Bayezid Bistami'nin bir diğer adıdır. Hace Abdülhalik Gucduvani Hazretlerine kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra Haceganiye ismi verildi. Bu yol bu isimle İslam alemine yayıldı, meşhur oldu. Diğer kollardaki isimler zamanla unutuldu. Bu yol, Mevlana Halid Bağdadi'den sonra Nakşibendi Halidiye ismiyle de anılıp yayıldı. Bugün Anadolu'muzda yaygın olan kol Halidiye koludur. Bu yol günümüzde Şah-ı Nakşibend Hazretlerine nispet edilen meşhur ismiyle Nakşibendilik şeklinde anılmaktadır. Nakşibend, nakş ile bend kelimelerinden oluşmuş bir terkiptir. Bir isim değil, sıfattır. Ancak isim gibi meşhur olmuştur.
Nakş, bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hale getirmek, mühür gibi kazımaktır. Bend, Farsça bir isim olup, dilimizde hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. İsim olarak, bağ, kelepçe, baraj, bend, kemer gibi manalara gelmektedir. Sıfat olarak, sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalarına gelir. Kalbe, Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için gizli zikir sahiplerine Nakşibendi denmiştir. İnsanı terbiye için kurulmuştur. Tarikatler, terbiye için tercih ettikleri usullere ve zikirlere göre farklı adlarla anılmışlardır. Tasavvufun kaynağı, doğunun felsefesi, batının batıl dinleri değil, Kur'an ve sünnettir. Bütün manevi terbiye yollarına kısaca tasavvuf denir. Nakşibendi terbiyesi, gizli zikir usulü üzerine kurulmuştur. Bu usulü benimseyen büyük veliler tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu usul ve adaplar, bizzat Kur'an ayetlerinden rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden ve onun şerefli ashabının hallerinden alınmıştır. Her şeyiyle Kur'an ve sünnete bağlıdır. Fakihler nasıl fıkıh alanında içtihat yapma yetkisine sahiplerse, kamil mürşitler de ahlak ve terbiye alanında içtihat etme, yeni usuller belirleme yetkisine sahiptirler. Bu terbiye sistemi, dinin ahlak derslerini talim ve tatbik eden bir okuldur. Hedefi, insanı güzel ahlaka ve Allah rızasına ulaştırmaktır. Metodu, muhabbetle kalpleri Yüce Allah'a bağlamaktır. Temel usulü, gizli zikir, toplu zikir, muhabbet, sohbet, teveccüh, tasarruf, hizmet ve edeple nefsin çirkin sıfatlarını ıslah etmektir. Dinimizin bize öğrettiği amel ve edepler iki kısımda özetlenebilir. Zahiri haller. Vücudumuzun dış azalarıyla yaptığı bütün ibadetleri içine alır. Yeme, içme, temizlik, alışveriş, aile hukuku gibi vazifelerde bu kısma girer. Bu vazife ve edepler fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır. Hangi vazifeyi yapıyorsak, onunla ilgili ilahi emri ve edebi öğrenmemiz gerekir. Batıni haller. Kalbin gafletten uyanması ve zikirle ihya edilmesi, nefsin manevi hastalıklardan arındırılması, ruhun ilahi huzura yükselmesi, böylece insanın ilahi nur, ilim, aşk, edep ve güzel ahlaka ulaşmasıdır. Zahiren ve batınen terbiye olan insanın elde edeceği en büyük nimet, güzel kulluktur. Bu hale, kısaca ihsan mertebesi denir. Bu yol herkese açıktır. Bütün insanlar bu edeplere ve nimetlere davet edilmiştir. Zahiri ve batıni edepleri koruyan kimse, ihsan mertebesini elde eder. Bu mertebeyi elde eden kimse, Yüce Allah tarafından sevilir, onun huzurunda kabul görür. Kalbi, ilahi sevgi, huşu, haya ve haşyetle dolar.